Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli misafirler, insanlar ve özel dönüş ailesi olarak düzenlemiş olduğumuz Peygamber Efendimiz'i anma paneline hoş geldiniz. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünün tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini diliyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, insanlar içinde seçilmiş olan müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. Bundan tam 1443 yıl önce insanlık cahiliye devrini yaşıyordu. İnsanlar hak, adalet, dürüstlük gibi kavramları unutmuştu. Güçlü zayıfı eziyordu. Kız çocuğuna sahip olmak utanç vesilesi olduğunda diri diri toprağa gömülürdü. 23 yıllık peygamberlik süresi boyunca cahiliye devrinin karanlık günlerinden İslam güneşinin dünyayı aydınlattığı nurlu bir döneme gidildiğini görüyoruz. Bu kadar kısa bir zaman diliminde bu kadar büyük bir değişimi Hazreti Muhammed ve ashabının öncülüğünde insanlara hediye eden Rabbimize hamdolsun. Değerli misafirler, programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Kur'an okumak üzere Halis Özdemir kardeşimizi kürsüye davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما Thank you.
olamaz.
Muhabbet eğer içinde o varsa güzeldir. Evet, bugün bizleri bu güzel ortamda burada buluşturan neden? Kendisini anlatmaya, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sevgililer sevgisine, şefkat abidesine duyduğumuz sevgi ve özlemdir. Bugün bizleri kırmayıp programımıza konuşmacı olarak teşrif eden değerli konuklarımızı size tanıtmak istiyorum. İlk konuşmacımız Sayın Mehmet Şirin Yıldırım hocamızdır. Kendisi 1973 yılında Bitlis Hizan'da dünyaya gelmiştir. İmam Hatip Lisesi'ni Bitlis'te bitirdikten sonra 1995 ve 2003 yılları arasında Mekke'deki Ümmül Kurra Üniversitesi Şeriat Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden denklik almıştır. Tefsir ana bilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Bir diğer konuğumuz Sayın Mehmet Naim Çapraz hocamız, Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesidir. 1972 yılında Bismil'e bağlı Uğrak Köyü'nde doğmuştur. İlk öğretimden sonra Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni okumuştur. 1993 yılında Suudi Arabistan'ın Medine şehrine giderek Medine İslam Üniversitesi'ni okumuştur. Ayrıca ufkumuz.com sitesinde yazarlık yapan hocamız evli ve 4 çocuk babasıdır. Panelimizin moderatörlüğünü dernek başkanımız Sayın Abdurrahim Orhan yapacaktır. Ben sizleri Allah'ın selamı ile selamlayarak konuşmacıları kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Tuğba Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Alemlerin Rabbi ve hesap gününün sahibi Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hatırlamak, eşsiz güzellikteki hayatından kendimize dersler çıkarmak, onu daha fazla örnek alabilmek amacıyla bu paneli düzenlemiş bulunmaktayız. Ben özet olarak bir hususa değineceğim. Daha sonra değerli konuşmacılarımıza sözü vereceğim inşallah. Panelimizi hem iki dilde süslemek hem de Kürtçe bilmeyen konuklarımızın da istifade edebilmesi açısından hem kendi sunumum hem de konuşmacılardan aldığım özeti Kürtçe sizlere takdim edeceğim. Binaen Khodaye Rahman ve Rahim Mihriban ve Dilovin Khani ve Hagutiye او پیغمبر آخر الزمان قواق و خده شان بومروان پرا دنابرا خده و انسان او پادشاه مینا درگوان وی بطال کرن تو دولت و دین وی درمان کرن هر جوره برین دید لجهان بویه گاوری راخست خالیچه یا پیغمبری هرچی مروه هبون لجهان davet kirin, rabidin Müslüman. Gel kuşkudurayın aziz, Ruben Bavarmant, Mümin-i Mümine-i Zibdar-ı Peygamber. Mündis-i Akhiratın bernamene, Kadi, Cibu Khatir-i Nav-i Khoi, Resul-i Khoi, Çipengal-i Zahmet-i Ahaveti, Mehzar-ı Akhira, Khabar Bükedi inşallah. Emihiru, Resul-i Peygamber-i Mâ Aleyhisselam, Khabar Bükedi. Emi lisir roj ve ronahiyye insaniyeti haber bilen. Mijal, yedi evvela ben teşekkür ederim. Evet.
Mijar vaki deryaya ki, gelek taybetiyen delaliye peygamberine aleyhisselam heye. Bu her saleci meha nisani da, bu taybetiye güya cüda cüda, em misal haber dedin, dinine rojevi inşallah. Ezi iro, behsa taybetiye ki bugün, balanın merakam zahmı serveye, gelo evi çava dünya gohori, netini demakar, lehemu demara, hemu ست سالاره همو چاخارا پیام شد او شورشک چاو بو بچه گلی سر بر خبر بدن بیشالله او پرسد چه مانو بیمه جبرکو امشی دنیای دو تاریتیه دار بینم و ام باور دنیا هر جی گهورینه که هر جی دین اسلام نور محمد علیه السلامه و امشی حد بکن به نوری بدن انسانم و رئیس بدن دنیای ریکو پیک بکن هر وحا باوریه یک خدایی در جهان بلا بکن انشاءالله همو انسان هم گازی وی بکن آزادی آوان و کسا لبن ظلمه نبن بن بن دستی کولتی نبن هم حس دکن بوی بخبیدن برنده برسی و بپرسی دی رژی نشامه دادن انشاءالله هر وها ام حس کن وکی محمد علیه السلام بدون نابن مرکز و آدرس ها عدالت و امینی راست و درست بوینه حس دکن بلی پروبلم اکمجی های ام گل جهاز گل جراد بجن ام نشه بگوری بگوری نفیک بینن یعنی ممکن نینه انسان گل خراب بوینه خانا گوهرن کنج نمایه gerek kez buna ya bindeste para malı buna kolekti vane yani hendek peş jine pey mevki makam için kat bu bin ama ben de çabı ben ne yapsam ki İsa hem de bizim insan ternavın hasudun çarnaverin lüper şer ülker şunaçın de türmeden neşin ona bu gorin gele bu yerin, kreşti coğrafya İslam'ı da pektin, dira buraya fassak şerj ediketin, ruhşiya behatu hasab zede bu yer. İnsana Kada bu Peygamberi aleyhisselam bir kiriye, gazın değil, şibet divane yani. Kesen khandi, siyer khandi bizanın, gele problemin vekiban, dama Peygamberi aleyhisselam da cihabu. و دمه انسان باور خدا دکر لی خدا را شریک شی چه دکرم حاشا حاشا دو گوتن ملائکت کچن خوده نه باوری نوی زحف چو خلط ها بود کسی دین یک خدای تمثیل دکر جهوب و فلاجی دین خواه تحریف کرده بود گله تشتین خراب اخستونه نا باوری آمار هنده انسان ها ستر روش işten de asmana ilah dediğinden hem de insanın cidi agir agir bir teresimdeki mecusiyya ve de meci ve ki nehe zengini mal bu mülk ve adalet nav insana da belar ne bu hem de kez gele gele devlemen bu hem de kezci gele fakir bu İsa ve Roje faiz hebu belki Reje Kur'an ekzedem azında cihebu فخشیات هر و هاوی دمیجی ها بود مثلا مالی ها بود دو تالان کرن لوی دمی ناو عربا دا بود تشتک جی ریزه یعنی وکی گلیر کپسی اگ بود آلی جواکی بجی دیسا جواک ناو رشک نباشتا بود سارو کن کچ به طایبتی نباشتا هاتن دیتن قیمت آن تنه بود هیچ بچکایی دا ساخ ساخ دا هاتن دنا کرن زینا و چاکشی به فرم جدا ناو جواکی دا زرف ها بود گله گله هجمارا گله جنارا زوجین ها بود دین ایستان به چارا و مسئله سیرور کرد عراق و خارم و مال و گله نخاشین وکیوی خرابین وکیوی به تیرین فالا و قسمت خواه گریان و گله تشتیم وکیوانه همکارم ریز بکن مسئله نخاشی اگ دیا گران تعصب و قبیله بلکی به سالجی و چاکشی دولت نتایی و فرم جده های وی دمیجی ها بود قبیله مجارا محتی بود حتی کمبری این خواجی ده هجمارتن تا
تعصبه قبیله گل جرد بو سبب کشتن انسانه. حق و عدالت مهم نبود. چه به پشت قبیله خواده گرد شهر با شهر آشتی با آشتی. و دمی خصوصیت گل گانه باشی حجما را کسیم خوانده گل که بود. بلکه ادبیات کچوک دو نوشه را ده بود. اما پرانی ها کسا نخوانده بود. هر و هاوی دمیجی کسیم به هیز بقاوت حاکم بود. حق و عدالت یعنی حقانیت حاکم نبود. پکی ناف هنده خرابی و چرتی از حضرت محمد علیه السلام چه کرد؟ چه دکر؟ او مروبه چه ها بود؟ محمد علیه السلام بری هر تشتی و اکی منه های چه گفت مروبه کم امین بود. همی کسی او حسان هاست دکر. مروبه که انسان جوی باور بود جوی پشت راست بود. دزانین جوی خرابی ناید. بو کسی. حتی که نبو انسان تنه جه حیوان جه خرابی آوی چه نبو انسان ها و ساده زمین. هیچ بری پیغمبری خواجی جه را وحی نخاتی جه جبو حق و عدالت انسان ها بخلیتی مثلا سازی که بوی دمی حرف الفدود اون جه دزانم مثلا ناوی را جه دگر بو مافی مروفا کسی من دست و ظلم دیدی. دیسا بری پیغمبری آخوا دکتا تفکر انزوائی بوی متود با روح آخوا، دل آخوا، مجیو آخوا پاک دکر و نیزیک خوده دکر لی دیگریان بیشن. ریه که دیگریا کو جواک آخواشی بگهوره او کتبون آقا گهورینه او رجی خدا به وحیه اشاده و کنون همون زانن آیت اول حاتی دگو اقرار بسم ربك الذي خلق يعطان ربنا عضيلا وكو بناو خداي تخلقان دي بخونه خواندن زانابون علم و عرفان حكمات دشتن اولا جبو كس و جواكن حسكن قهورينا فيك بينا باشي قازي لا اله الا الله كر تيكدية نظبرة انسان و خده انسان و قضای سروشته و هر وحا نابر انسان و انسان تکلیه نابر انسان و انسان دا لسر دنگه ها یک قضایی جنو و آوا کرد جه شرکی خلاص کرد و صافی کرد پاک کرد دوست بیشن چه اله نیم جبلی قضا پوت نه الهن روش هی و سترک نه الهن لات منات و زاجی آگر زمان و خزاجی نه الهن تنه رب همو علاما رب جناب و انسان الهه الله تنه الهه پیغمبر آخر زمان ریا گهورین و همیشه انسان بذار دوگود پیشی خلاتی و نباشین به نک وحیی باقیشن دل خواه و مجی خواه جه هر پیساتی تمیز بکن وی بخواه جه بساده کر تشتین تفسیه دکر و نیشه انسان بذار بخواه درباسی جیان آخواه دکر پاشی جی انسان ها دخواه حق عبدا نخون دراوه نکن راست و درستن مال خالکی ندزن جی زینای دور بکرن ازی که خواه ساخ ساخ نکوشن و بناخ نکن بر حق یک و دو دا خیبت و حسودی نکن پاشی دور عالی خواه بسری دا مالبات خواه باشی عشیر آخوا، قوم آخوا، همو انسانیت گازی قنجیه بکن، جی خرابی من بکن. رسول خودی قیمت اک مزن دادا انسانا. شب روش جبو پرورده آوا، پیشوچوین آوا، استاک کرن و کامل بوین آوا مخلطی. به امر خودی کریتری و مزنی گهوری، قبیله، مکان، نژاد یعنی ارک و زاین جنسیت، ایدی نه کریتر مزمتیه بو کریتر مزمتیه ایدی بگو تقوا کی زیده تر جو خوده بترسه کی زیده تر حش خوده بکه کی زیده تر فضونه بو خلطیان بپارزه ایدی او بگو مزمتی او بو من بحثاوی دمی کرد، بلی ما هر دمی، هر سا
sersali lukurka şer tu merdi cüda hene avantaj bu de avantaj van hene. Beli emşi veki Peygamber aleyhisselam u ashabeyn vi dikarın havu civar dakarı gururun. Peki vahiy lazım bitin Kur'an tu ders demedir. Ev Kur'an bu eva ev gururun. Cibili ve iştekine bu. Hekem binat lazım bir mürubeci tıka ki u sakiriye ki gorine kusa pek aniye ev minavci Kur'an bu kadis arbece Resul-i Kudu da bu hemen binake gele delal heye. Bu me her bavari irade u hareket gelen lazım he. Gava em derketine veri mevusa irade ki izna Kudu deste Kudu de gelme bitin yani bir karını kuburunu pek bilin. Rabbi alemi ve kuburuna ku insan hasreti veye bir dest eme musulmana bir kata nasibi hemi mürvantiye hemi ümmet-i İslam'ı inşallah. Nura İslam ve Kur'an'ı sünnet-i Muhammed aleyhisselam dünyayı cittaritiye hılas bir ketin ve belge bunahiye de bebetin inşallah. Beli, dışta min ani zaman bir taygati eve bu, bir desteğine Müslümana, numune-i Hazreti Muhammed ve numune-i Lütü Minakirtin eve, guhurina dünyayı bir dahaziye gizinde evdi ve salakirin bu inşallah. Ezinehe, gurtine gideme Seyda Elmeyen Aziz. Şimdi de sözü değerli hocalarımıza vereceğim inşallah. İlk sözü Sayın Mehmet Şirin Yıldırım hocamıza bırakacağım. Bir gün boyunca peygamber başlığıyla kendileri bize bir sunum yapacaklardır inşallah. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eshab-ül Fudala, eyyuhel hablul kerim, uhayyikum bi tahiyyeti İslam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhum. Sevfe tehaddesu lekum. Yevmen min eyyami hayati Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mucizen. Ehtemenna min Allahi subhanehu ve teala. En yestefiduna bihi inşallah teala. Arapça devam etmek istiyorum ama sizi Türkçe'ye çevireceğim. Değerli Müslümanlar, saygıdeğer büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bu kutlu güne hoş geldiniz. Sizleri Allah'ın en güzel selamı olan selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ve beşer tarihinde emsaline rastlanmamış önder, lider, Resul, Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği dönem beşeriyet, İnsanlık cahiliye dönemi yaşıyordu. İnançta şirkin, hükümde adaletsizliğin, ekonomide haksız kazancın, sosyal alanda ise zulmün ve haksızlığın, ırka değerli asabiyetin hakim olduğu bir cahiliye topluluğu. Böyle bir cahiliye toplumu 23 yıl gibi kısa bir zaman süreci içerisinde saadet toplumuna dönüştüren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem inançta tevhidi, hükümde adaleti, ekonomide halal kazancı, sosyal alanda ise sevgi, saygı, kardeşliği, eşitliği hakim kıldığı saadet toplumunu oluşturmuştur. Beşer tarihinde bu kadar kısa süre içerisinde toplumların dönüşümünü sağlayan başka bir lider, başka bir önder, başka bir başkana rastlayamıyoruz. Bundan dolayı
toplumu yeniden inşa ve ihya etmek isteyenler müracaat edecekleri ve model olarak kalacakları tek lider Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun için böyle bir Resul, böyle bir önderi, onun bir günde ne yaptığını analiz edip sizlere açıklamak istedik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي دَلَالٍ مُب۪ينَ Ant olsun ki Allah müminlere kendi işlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce onlar apaçık bir dalalet içinde bulunuyorlardı. Değerli arkadaşlar, bu ayetten yola çıkarak peygamberimizin bir günü ana hatlarıyla kısaca sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, insanlığın kurtuluşu, huzuru ve barışı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ittibasından olduğunu gördükten sonra örneğini hayatımızın her alanına hakim kılmak için Serhat'tan, Van'dan bir grup arkadaşla medeniyetin merkezi Medine-i Münevvere'ye bir yolculuk yapmak istiyoruz. Yani bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine değil, kendimiz gidip ona uymak istiyoruz. Farkımız da bu olması lazım. Amacımız Resulullah'ın günlük hayatını müşahede edip gereken ders ve bilgiyi almaktır. Hedefimiz müşahadeden sonra Resulullah'ın ashablarından olan en az Hazreti Ebubekir'in dostluğu ve sadakatini, Hazreti Ömer'in hikmet ve adaletini, Hazreti Osman'ın iffet ve hayasını, Hazreti Ali'nin ilim ve şecaatını alıp misyonlarıyla birlikte Van ilimize dönüp İslam'a hizmet olacaktır. Medine-i Münevvere'ye Bilal'ın sabah azanıyla varıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günlük faaliyetleri için meclis ve karargahı mescidi alıyor. Günün namaz endeksi 5+1 olarak programlandırıyor. Faaliyetlerinin merkezine yüzümün nuru namazı yani ibadeti alıyor. Değerli Van kardeşlerim, ilk tespitimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gününe sabah namazıyla başlıyor. Bilal'ın ezanıyla Medine evleri boşalıyor, Medine'yi Mescid-i Nebevi'ye hareket ediyor. Van'la ilk farklılığı Van'da camilerin çok azı birkaç kişiyle kılınan sabah namazı, hatta çoğu Van cami imamları cemaati olmadığı için ses cihazları camiye yakın lüjmanlarına alarak orada ezan okuyacak duruma düştüklerini fark ettik. Medine'de ise çoluk çocuk, erkek kadın, genç yaşlı demeden mescit tıklım tıklım dolmuş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi bekleniyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huşu ve tumanin içerisinde kıldırdığı sabah namazından sonra halktan oluşan cemaatine döner,
namaz sonrası dualarını bitirdikten sonra tebliğ derslerine başlayıp cemaati eğitip bilgilendiriyordu. Öncelikli olarak inen ayetleri tebliğ ediyor, ahkamı öğretiyor, mücmeli tebyin ediyordu. Daha sonra onları dinliyor, sorularına cevap veriyor, sorunların çözmeye çalışıyordu. Halktan oluşan bu cemaat, herkes dinini sahih bir şekilde yaşayacak kadar ilim, irfan ve ahlak sahibi oluyordu. Bu dersler Risaletin sonuna kadar devam etmiştir. Bu derslerin dışında ayrıca Suffa Nebevi Akademisi'nde kendileri tamamen ilme adamış sahabeleri eğitiyor, onları yetiştiriyordu. Burada fakih ve müştehis sahabiler yetiştirir. Bunlardan bir kısmı ümmetin mürekkebi olan Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Zübeyr, Zeyd bin Sabit, Übey bin Ka'b ve Ebu Hureyre gibi sayısız sahabe yetişti. Öyle ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı kabul etmiş olan kabilelere gerektiğinde bu Suffa Akademisi'nde yetişmiş olan müştehit ve mürşit sahabeleri onlara gönderiyordu. Burada anladık ki bir hareket, bir parti, bir cemaatin Suffa okulu yoksa o hareket, o parti ve o cemaat ebterdir. Dersler değerli arkadaşlar duha yani şuruk vaktine kadar devam ediyordu. Dersler bittikten sonra yapılacak bir şey yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gider, ev işleriyle meşgul olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi işi kendisini yapar, gerektiğinde kendi süküklerini dikmiş, ayakkabısını tamir etmiş ve hayvanlarını sağmıştır. Öğle ezanıyla mescide gelir, halka öğle namazı kıldıktan sonra, tabi burada halk diyorum, çünkü Medine ehlinin tamamı namaz vaktinde camiye geliyordu. Onun için halktan oluşan cemaatine öğle namazı kıldıktan sonra cemaatin hal ve hatırlarını sorar, varsa bir soruları cevaplıyor, daha sonra gelen heyetleri karşılıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelen heyetleri kabul edip ve onlara karşı hoşgörü, adalet, ahlakı esas alarak ahda vafa gösteriyordu. İnançlarına saygı gösteriyordu. Örneğin Necran Hristiyanlardan oluşan heyetin ibadetlerinin daha iyi yapmaları için mescidin bir bölümü onlara tahsis etmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı kabul eden kabilelere kendi içlerinden onlara yeniden reis seçerken özellikle en ehil olanı ahlakan en faziletli olanı ve cümert olanı tayin ederdi. Bu özellikle saygıdeğer başkanıma ve partiyle hizmet edenlere en büyük örnektir. Yani o halkın içerisinde en ehil olanı, ahlakan en düzgün olanı ve cümert olanı tayin ederdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de bu örnekten faydalanmamız lazım. Hazreti Muhammed ikindi ezanıyla tekrar mescide gelir, cemaate ikindi namazı eda ettikten sonra cemaate gelmeyenlerin durumunu sorar, hasta olanları gider ziyaret ederdi. Daha sonra ekonomik faaliyetlere geçerdi.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini ticarete teşvik etmiştir. O şöyle buyurmuştur. Kişinin çalışması, üretimde bulunması ve ailesinin geçindirmesi, fakire, yoksula yardım etmesi için yapılan çalışma, Allah yolunda cihat ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçirmeyle eş değer tutmuştur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önde gelen sahabelerden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf gibi çok değerli sahabeler aynı zamanda birer iş adamı, birer tüccar idiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen her gün Medine pazarını denetler ve gezerdi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rutin bir pazar denetiminde hububat satan bir tüccarın dezgahının önünde durur ve elini çuvalına dibine daldırır, alttakini üsttekine geçirir ve alttakinin yaş olduğunu görür ve bunu satıcıya gösterir. Satıcı biraz mahzun ve ürkek bir sesle şöyle cevap verir. Ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdı, hububatın üst kısmı yaş oldu, onun için altındakini üstüne getirdim. Şayet bunun farkına varırlarsa bu malı satamayacağımdan dolayı böyle yaptım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle der. Men gashana feleysa minna. Bizi aldatan bizden değildir deyip Müslümanların ticari ahlakını ortaya koyar. Daha sonra ev ihtiyaçlarını alır, evine döner ve eşlerini ziyaret eder. Onların durumunu sorar ve akşam namazından sonra gideceği eşinin evini belirler. Ondan sonra aile efradlarının oraya gelmesini ister. Akşam namazının ezanıyla tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelir ve cemaate akşam namazı kıldırdıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gider. Aile içi eğitime başlar. Değerli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aileye çok önem verir. Hatta sizin en hayırlınız ailenize en hayırlı olanıdır. Ben aileme en hayırlı olduğum için sizin en hayırlınızım. Bu ilkeden yola çıkarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aileye özellikle inen ayetleri onlara tebliğ eder, öğretir, ahkamını tebliğ eder ve kadınlarla ilgili bütün ahkamını detaylı bir şekilde kendi aile fertlerine öğretmiştir ve aile fertleri de özellikle bir Hazreti Ayşe anamız ve Hazreti Esma ve kızı Hazreti Fatime sahabelerin hanımlarını İslami alanda yetişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Öyle ki Hazreti Ayşe validemiz sahabeler arasında ulaştığı mertebe sahabelerden fetva veren 7 sahabeden biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde aileyi eğitiyor ve hiçbir şekilde aileyi ihmal etmiyordu. Ve yatsı ezanıyla tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gider, namazı kıldırdıktan sonra yapılması gereken bir şey varsa yapar, yoksa evine gider, istirahate çekilirdi. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gece yapması gereken şeyleri vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Özellikle gecenin yarısından fazla ibadetle geçirirdi. Başta teheccüd namazı olmak üzere Kur'an'ı okur ve ümmetine dua ederdi. Bazen secdeye kapılır, dua eder, ağlar ve secdeye vardığı yeri yaşlanırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde istikrarlı bir şekilde Allahu Teala'ya kulluk yapmıştır. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu şekilde onun hayatını öğrendikten sonra onu hayatını ve sünnetini tamamını hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Onu özellikle kullukta, doğruluk ve adalette, sevgi ve saygıda, barışta, hoşgürüde, güvenilirlikte, bütün alanlarda hayatımıza örnekliğini hakim kılmamız lazım. Evet, orada şunu tespit ettik değerli Müslümanlar. Ashabı ashab yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıkları ve itibarlarıydı. Şayet bizler de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kardeş olmak istiyorsa ibadette, idarede, eğitimde, aile hayatımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıp Kur'an'ı ve sünneti hayatımıza hakim kılmamız lazım. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Seyda Kudeci ve Razi ve işten Seyda ve Askeri Ezgü Kurtahi Lisa Rübarek tekrar bakayım. Roja Peygamber Aleyhisselam ve Ashab Revi bin Beja Sube Şerefi Dest Beygir Dest Beygir Hem Nijiyana Peygamber Aleyhisselam Vakti Dinerin Nijiyana Vida Nivej U Mizgir Vek Merkezeki Vek Navendeki Dur Adiye Dizvere Her Peş Dugur Mepi Program Kere Pişti Nivejja Sube Saziye Ekvek Mekteba Sufayi Ve Dere Kesin Jibo Evediya Civaki Alim Bu Zana Geçtandına Civaki Kabatene Peygamber Aleyhisselam Vera Mücudu Be Mürofen Alim Bu Zana Bu Civaki Digenine İnşallah Pişti Engel İçe Mala Koya Şolin Mali Ramücudu Be İhtiyacın mavi ramıcı duver. Hatta Nüveca Nibro, Nüveca Nibro disate bir cemaate ve Nüveca Nibro diye göre. Hususiyet ek Peygamber Aleyhisselamcı eveye eki bu civak eki keseki, reveber eki, yönetici eki tayin bike eveci navvan hıddı becere bu kesin ehil bitin, zanav bitin, bu mert bitin, vana hıddı becere. Piştiğin ki Nüveca Asri, ikindiye, lisatı, nizgepti ve demeyi kesin ne hattı bir Müslümanın ne hattı bir ve derikim bir vanes vardı ki ihtiyaça ve diçe seragana var, van ziyaretti ki. Pişti Nüveca Asri, lisa, mücilahiyen, aboli ve ekonomi ve mücildi ben. Bu diçe mağla hacı ve nabberi da. Hatta Nüveca Merger, Nüveca Merger, gel cemaat etekirin bu pişti Nüveca Merdab hatta Nüveca Asri bu mağabat akarla perverde edikin eğitim edikin dişten dini ramcı edikin bu hususen jina alakadar dikeyet ser dini bir riyaya jinket kare vana perverde ki avci jine Müslüman nişavan dedin van perverde edikin disati Nüveca Ayşe dimizgert edikin faşi diçe mağabat kere istirahati Sebep aveci şergele cerar adı ve bünveci ve şerafa derbastı ke. Bu ise şerafa ve feyzu bereket derbastı ke. Vaki seydacı guti minakek girinke inşallah hemci vaki Peygamber aleyhisselam vakti khoye roja khoye derbast biken hem khoye hem civake hemci malgata khoye ihmal neke ser evdiya İslam'ı ser hususun İslam'ı reyve güven inşallah.
Değerli dostlar, programımızı tasarlarken bu arada Mevlid'den güzel, sahih olan bir bölümü okumayı düşünüyorduk. Ancak okuyacak kardeşimiz rahatsızlandığı için bunu gerçekleştiremedik. Bu konudan dolayı sizden özür diliyoruz. Ve şimdi de sözü ikinci konuşmacıya, değerli Mustafa Naim Çapraz hocamıza bırakacağız. O da adab-ı ihtilaf, yani ihtilafın adabı üzeriyle bu başlıkta bize bir sunum yapacaktır. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Leyla Mamde bir zaman diliminde anlamlı bir insan grubu arasında bulunma benim için apayrı bir öneme sahiptir. Bu imkanı bana bahşetti için de özellikle insanda şahsında bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Konu başlığı İhtilaf adamı. Bu minvalde inşallah bazı noktalara temas ederek bir konuşma gerçekleştirmeye çalışacağım. Allah-u Teala değil sadece insanı, bütün bir kainatı farklılıklar üzerine var etmiştir, inşa etmiştir. Hiçbir varlık İlk var edildiği günden kıyamete kadar hiçbir varlık bir diğerinin aynısı olmamakta. İlahi fabrikada her bir varlık, her bir varlığın kendisi kendisine benzeyen diğer bütün varlıklardan tamamen farklıdır. Ama beşeri fabrikalarda bu böyle değildir. Herhangi bir anahtar fabrikasını düşünün. 100 tane anahtar ürettiğinde, 1000 tane anahtar ürettiğinde bunun 101.sini, 1001.sini ilk yarattığı anahtar, ilk oluşturduğu, ürettiği anahtarın aynısını tekrar üretmekle mükelleftir. Bundan ötesi, bundan daha farklı bir durumu gerçekleştirmesi, her yeni anahtar üretmesi imkansızdır. Çünkü insanın zihin dünyası sınırsız değil, sınırlı imkanlarla donatılmıştır. Dolayısıyla sınırsız derecede farklılıklarla bir mamulü üretmesi beklenemezdi. Ama Allah-u Teala'nın fabrikasında, ilahi fabrikada bu bile değildir. Allah-u Teala her bir varlığı bambaşka yaratmıştır. Ya mesela genellikle insanların parmak izlerinden hareketle insanların ayırt edilebileceği varsayılıyor. Aslında bunu bu değil. Yani insanların parmak izlerinin ön plana çıkması nedir? İnsan herhangi bir suç işlediği zaman, bir hırsızlık yaptığı zaman, bir katil yaptığı zaman bunu eliyle yapıyor. Yani ayağıyla, başka bir tarafıyla, burnuyla, kafasıyla bunu gerçekleştirmiyor ki. Eğer farklı bir tarafla bunu gerçekleştirmiyor olsaydı o kısmıyla, o cisminin o tarafıyla da ön plana çıkarabilirdi. Oradan da bir ayırt edilebilirdi. Farklılık sadece parmak uçlarında yatmamakta. İnsan her yönüyle farklıdır. Bu farklılıklar olmamış olsaydı zaten hayat çekilmezdi her bir insan için. Hayat devam edemezdi. Düşünün, yani herkesin evi aynı olmuş olsaydı, herkesin arabası aynı olmuş olsaydı, nasıl ayırt edilecekti? Herkes herkese benzeseydi, herkesin çocuğu aynı olsaydı, herkesin eşi aynı olsaydı, herkesin kocası aynı olsaydı, böyle bir hayat tasavvur edilebilir mi? Böyle bir hayat çekilebilir miydi? Eğer herkesin evi aynı olmuş olsaydı, herkes evini tanıyabilmek için üzerine bir işaret bırakırdı. Herkes aynı araba sahip olmuş olsaydı, arabasını tanımak için farklı bir işaret kullanmak zorunda kalacaktı. Ama ortada bir farklılığın olması gerekiyor ki bu hayat, insan hayatı, dünya hayatı devam edebilsin. Herkes aynı olmuş olsaydı, acaba Cihanşah hanımı Mümtaz Han için, Mümtaz Hanım için bir Taj Mahal gibi bir şaheseri oluşturma ihtiyacı hisseder miydi? Nasıl olsa bütün hanımlar aynı güzellikte, aynı özellikte. Neden yani sadece onun sübüyle bir zahmete girsin? Veya Leyla Mecnun için gerçekten Mecnun olur muydu? Leyla Mecnun'a çarpılır mıydı? Ve Fuzuli'ye Leyla ve Mecnun aşkını anlatan bir şaheseri meydana getirme ihtiyacı veya malzemesi doğar mıydı? Doğmaz. Bu açıdan insan hayatında
ve değil sadece insan hayatında, bütün kainatta aslı olan farklılıktır. Bu farklılığın önüne geçilemez. Farklılığın önüne geçmek, ilahi sünnetin karşısına geçmekle eşdeğerdir. Bunun için de Allah-u Teala gerek Kur'an'da, gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde defaatle bunlara vurguda bulunmakta. اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Sizi bir erkek ve bir dişiler yarattık. Sizi halklar ve kabileler haline getirdik. Niçin? لِتَخَاتَلُوا. Savaşmanız için mi? لِتَدَارَبُوا. Kavga etmeniz için mi? لِتَنَازَعُوا. Çekişmeniz için mi? Değil. لِتَعَارَفُوا. Tanışasınız, iyilikte bulunasınız diye. Urf, İslam, yani Arap dilinde hem tanışma hem de iyilikte bulunma, iyilik yapma anlamındadır. İyi bir şekilde insanla tanışasınız diye Allah-u Teala sizi farklı kabileler, farklı halklar şeklinde yaratmıştır. Dolayısıyla bu kaçınılmazdır. Yani bu birilerinin çıkıp da insanları tek bir kavme indirme, tek tipleştirme, kendi kavmini ön plana çıkarıp diğer kavimleri bertaraf etme, diliyle, örfüyle, kültürüyle, rengiyle onları bertaraf etme, ilahi sünnete karşı açılmış bir savaştır, ona cephe tutmaktır. Ve bunun da zaten başarıya kazanması, başarıya elde etmesi imkansızdır. Bu fiziki anlamdaki bir farklılık. Peki düşünsel farklılık nasıl? Ruhsal farklılıklar nasıl? Bundan çok çok daha derindir. Bir insandaki farklılık, yani parmak uçlarındaki dokulardan tutun da gözün retinasına kadar her şeyde farklılık arz eder. Ama düşünsel farklılıklar, ruhsal farklılıklar bundan çok daha derin, bundan çok daha çetrefilli bir durum arz etmektedir. Bunun için de Allah-u Teala yine düşünsel farklılıklara işaret ederken bununla ilgili nice ayetler serdetmiştir. O ayetlerde mesela bazıları وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا. Eğer Allah dilemiş olsaydı sizi tek bir ümmet haline getirirdi. Aynı düşünen, farklılıkları olmayan, farklılıklara tahammülü olmayan, herkesin tek bir düşünceye sahip olduğu bir ümmet, bir topluluk meydana getirirdi. Ama Allah-u Teala onu yapmamıştır. Allah-u Teala bunu dilememiştir. Başka bir ayette وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. İnsanlar tek bir ümmetin dışında bir şey değildi. Daha sonra ihtilafa düştüler ve ayrıldılar. Şimdi burada ihtilafın kaçınılmaz olduğu, gerek fiziki anlamdaki farklılıklar, gerekse düşünsel anlamdaki farklılıklar, Kur'an ve sünnet bunun kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Şimdi insana düşen, özellikle Müslümana düşen ihtilafları ortadan kaldırmaktan ziyade ihtilaflarla nasıl bir adab-ı muaşeret geliştirebileceğini düşünmesi gerekiyor. Bu ihtilaflarla nasıl baş edilebilir? Bu ihtilaflarla, ihtilaflara karşı takılabilecek tavır, tutum, davranış ne olmalıdır? Nerede durulmalı, nerede karşı çıkılmalı? Bunun sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor ki bu ihtilaflar ümmet için veya insanlık için bir zahmete değil, bir rahmete dönüşebilsin. Şimdi bakıyoruz, dil ve edebiyatın kendine göre kuralları vardır. Fıkhın kendine göre kuralları vardır. Tıbbın, mühendisliğin ve buna benzer bütün disiplinleri, bütün bilimlerin, ilimlerin kendine göre kuralları, ilkeleri vardır, kaideleri vardır. Bunun dışında bakıyoruz, her bir ibadetin, namazın kendine göre bir adabı vardır. Abdestin dinlemek kendine göre bir adabı, bir kuralı vardır. Bu kurallar çerçevesinde amel edilmediği zaman o ibadetler gerçekleşmiyor. Hatta bir tuvalet adabı vardır. Bir Müslüman bir tuvalete gittiği zaman kendisini nasıl temizleyebileceğiyle ilgili İslam şeriatı, İslam fıkhı bir adab geliştirmiştir. Peki bu kadar
teferruata dair, bu teferruata kadar, yani İslam bir adab geliştirmişken gerek insanlar arası, gerekse Müslümanlar arası parçalanmışlığın istidadını kendinde barındıran ihtilafla ilgili bir adabın olması düşünülebilir mi? Bu ihtilaf, bunun adamsız olması imkansızdır. Allah-u Teala eğer herhangi bir dert vermişse onun devasını da vermiştir. Eğer ihtilaf bir dertse, bir sıkıntıysa ve sıkıntı dert olabilme istidadını taşıyorsa, o zaman Allah-u Teala bunun da bir çaresini, bunun da bir devasını bize bahşetmiştir. İlk dönem İslam fetihlerinde, özellikle dört halife döneminde ve Peygamber Aleyhisselam'ın dönemindeki fetihlerde asıl fethedilmesi gereken yer Müslümanların nazarında insanların kalpleriydi. Daha sonra İslam'dan peyderpey başlayan uzaklaşma, dünyevileşme, nefsanileşme artık fethedilecek herhangi bir yerde insanların kalplerini fethetmek yerine peki ondan daha çok toprak fethine, arazi fethine, mal mülk fethine yönelmeye başladı. Daha önce insanların kalplerinin fethedilmesiyle insanlar arasında oluşabilecek farklılıkların da yani bir rahmete dönüşebilmenin kanalları açılmışken yani gönüllü fethinden çok toprak fethine yönelen daha sonraki dönemler artık insanlardaki bu farklılıkları minimize edebilecek, bu farklılıkların adabını oluşturabilecek bir yol yordam vermekten uzaklaşmıştır. Hal böyle olunca bu duyguları taşıyan, bu düşünceleri taşıyan herhangi bir Müslüman toplum en ufak İslami bir ayrılma, en ufak İslami anlamdaki bir zafiyetten hemen akabinde, bir zafiyetin hemen akabinde gerek mezhepsel, gerek ırksal, gerek topraksal farklılıklara düşmüş ve alabildiğince parçalanmışlıklar kaçınılmaz olmuştur. Bu, dolayısıyla Müslümanlar arası veya insanlar arası farklılıklar yeni değildir. Ayrılışmalar yeni değildir. Yani ilk İslam dönemlerinden itibaren bu başlamıştır ve maalesef günümüze kadar da devam etmektedir. Ama buna rağmen bunların bertaraf edilmesi, bunların üstesinden gelmeye yönelik çabalar da aynı şekilde yeni değildir. Yani en son mesela geçen asrımızda bildiğimiz Abdül Hareketi'nin yani İslam devleti bağlamında Müslümanların tek vücut olabilmelerinin yolları aranmıştır. Daha sonra onların silsilesinden gelen Hasan el-Benna ve İhvan Hareketi de o günde bugüne aynı yolu yordamı takip etmiştir ve bunun için de Müslümanların birliğini sağlanabilmesi için de gereken eforu sarf etmişlerdir, sarf etmektedirlerdir. Özellikle 79'da meydana gelen İran İslam İnkılabı bu anlamda Müslümanlara büyük bir heyecan yarattı. İmam Khomeini'nin attığı bazı adımlar Müslümanlar arasında bir tahribin meydana gelmesine vesile oldu olacaktı. Ancak İmam'ın vefatıyla maalesef bu da tamamen olmasayla büyük oranda rafa kaldırıldı. Artık yani İran İslam Cumhuriyeti de yani bütün Müslümanların maslahatından ziyade Şii maslahatını ön plana çıkaran bir politika, bir siyaset izlemeye başladı. Ve zaten var olan İslam Müslümanlar arasında var olan tefrikalar Müslümanlar arasında daha da bir körüklenmeye başladı. Ve bugün de maalesef pek çok İslam coğrafyasında bunun en acı örneklerini görebilmekteyiz. Şimdi bize sorulsa en büyük günah nedir? Kuşkusuz diyeceğiz ki şirktir. İnne şirke la zulmün azim Lokman suresinde diyor. Şirk çok büyük bir günah. Ve Allah-u Teala şirkin dışında her tür zulmünahı affeder. Dolayısıyla en büyük şirk Allah'a ortak koşmak. Peki ondan sonra pek çok büyük günahı zikredebiliriz. Adam öldürmek, zina işlemek, ebeveyne asi olmak, bunlara iyilikte bulunmamak, bütün bunlar bunların dışında pek çok günah vardır. Ama bunlardan daha büyük olan bir günah vardır ki o da el-fitnetu eşeddu minel katildir. Fitne, katilden daha büyük bir günahdır.
Ve şunu diyebiliriz ki şirkten sonra en büyük günah fitne oluşturmak, fitne ortamını, fitne şartlarını meydana getirmek, fitneye vesile olmaktır. Eğer bir adab geliştirilmezse, işin usulü adabı bilinmezse, ihtilaflarla nasıl hareket edileceği bilinmezse, elde zaten bin bir malzeme var. Fiziksel farklılıklardan düşünsel farklılıklara kadar nice malzeme var fitnenin meydana getirilebilmesi için. Ya işte İslam bize bu ihtilaflarla nasıl muamele edebileceğimizi öğretmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretinde yaptığı ilk icraatlardan biri neydi? Müslümanlar arasında uhuvveti meydana getirmekti. Müslümanlar arasında uhuvveti meydana getirdikten sonra, daha sonra Müslümanlarla gayrimüslimler arasında her an fışkırabilecek bir fitne ateşinin türkülenebilmesi amacıyla Medine vesikasını, kardeşlik vesikasını imza altına almıştır. Kayıt altına almıştır. Bu şekilde Medine toplumundaki, yani tamamen zaten Müslüman değil, ben Müslümanlar arasında aynı zamanda değişik topraklardan, değişik coğrafyalardan, değişik renklerden gelen insanlar vardı. Rumisi vardı, Habeşi vardı, Türkü vardı, Kürdü vardı. Bütün bu insanların bu kadar farklı kültürlerde, bu kadar farklı renklerde, bu kadar farklı dinlerde aynı toplumu paylaşan insanların birbirleriyle nasıl kardeşçe yaşayabileceğinin usulü adabını Peygamber aleyhissalatü vesselam attığı bu adımlarla meydana getirmiştir, oluşturmuştur. Ama bu sadece orada kalmıyor, kalmaması gerekiyor. Yani Şirin Hocam'ın bahsettiği, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında ikaz eden bu tavrıların ondan sonraki dönemlere de yansıması gerekiyor. Yansımadığı dönemler olmuştur, yansımadığı dönemler olmuştur. Yani zaman gelmiştir, Müslümanın ben Müslümanım demekten korktuğu dönemler geçirmişiz. Mesela Vasıl bin Arda'dan aktarılan bir olayda, hariciler döneminde haricilerin bulunduğu bir coğrafyadan geçerken hariciler önlerini kesiyorlar. Diyorlar, neler gidiyorsunuz? Kimsiniz? Dininiz ne? Vasıf bin Ata, büyük bir alim, Müslüman, beraberindeki olan insanlar da Müslüman. Şimdi ben Müslümanım dese, biliyor ki kendine gidecek. Ne demesi gerekiyor? Ben müşrikim demesi gerekiyor. Ve aynen öyle yapıyor. Diyor ki, Tevbe suresinin 6. ayetine atfen diyor ki, biz müşrikleriz, sizden dini öğrenmeye gelmişiz, sizin bizi irşad etmenizi bekliyoruz, bize yol göstermenizi ve gideceğimiz yere bizi emn ve eman içinde götürmeniz için buradayız. O zaman hoş geldiniz, serserler, şabal, buyurun size dini öğreteceğiz. Ve başlıyorlar onlar dini öğretmeye. Belli bir süre dini öğrettikten sonra, yani Havvaki Vazıl bin Arda, onların kaç vakatını dinde onlardan çok daha iyi bilmesine rağmen, günü geliyor, diyor, valla tamam biz dini öğrendik. Hariciler diyorlar, hadi buyurun gidebilirsiniz. Diyor, yok, valla bu iş burada bitmez. Bu ayetin devamında diyor ki, onları güvenlik içinde gidecekleri yere de götürmeniz gerekiyor diyor. Siz de yeni ayetleri bu kadar önem veriyorsun. Bizim güvenliğimizi gideceğimiz yere kadar sağlamanız gerekiyor. Diyorlar haklısın diyor. Biz seni gideceğin yere kadar da emni eman içinde seni götürüp teslim edeceğiz diyor. Ve bu şekilde ancak paşalarını kurtarabiliyorlar. Bakın bunun örneğini yakın dönemde daha 90'lı yıllarda pek çoğumuz yaşadı. O zaman İmam Hatip öğrencisiydik. Fitne dönemiydi. Sözüm olan İslami bir kesimin Müslümanlara saldırmaları neticesinde gençler okula gidemeyecek duruma gelmişti. Okula gidecekleri vakit o günün sabahında eğer okulun kapısında tırnak içinde söylüyorum tağutun polisi dedikleri kapıda polisleri bulmuş olsalar ve bugün artık hiçbir sorun yok. Bugün kimse size saldırmayacak, kimse sizi satırlamayacak, kimse size herhangi bir zarar vermeyecek diye rahat durur. Ama eğer polis kapıda yoksa o gün, vay o kimselerin haline. Artık kim onları satırlar bedenine, kim onları bilmem neyle kurtarabilir. Bakın, yani tağutun polisi, tağutun askeri diye bilinen bir kimse,
bir Müslümandan çok daha emin, çok daha güvenilir bir hale gelmiştir. Yani tablolar aynı değil mi? Vasıf bin Atan'ın düştüğü durumla oradaki Müslüman gençliğin, Müslüman gençlerin düştüğü durum arasında ne kadar da büyük bir benzerlik var. Dolayısıyla tarih ders alınmazsa tekerrür ediyor. Tekerrürün kaçınılmazdır. Şimdi ihtilaf ve iftirak arasında terimle, terimsel, dilsel anlamda temel bazı farklılıklar var. Yani onu inşallah uzatmadan 3-5 cümleyle söyleyip adablara geçmeye çalışacağım. İftirak nedenlerine geçmeye çalışacağım. İftirak kelimesi parçalama, parçalanma anlamlı da Arapçadır. Ve bu İslam alimleri, özellikle mezhepler tarihini yazan mesela İbn Hazm ve benzeri alimlerin yazdığı kitaplarda daha çok fiziki ve düşünsel anlamda meydana gelen farklılıklar için kullanılır. Ve bunu da yani özellikle akidevi mezhepler anlamında iftirak kelimesi veya fırka kelimesi kullanılmakta. İhtilafsa daha çok düşünsel, fiziksel olmayan, yani İslam toplumundan, Müslüman toplumundan ayrılmayan kesimler için daha çok ihtilaf kelimesi kullanılmakta. Ve bu da özellikle fıkıhsal anlamda, yani furu'taki farklılıklardan kaynaklanan mezheplerle ilgili söylenen bir kavram. Bunun daha farklı detayları var inşallah, yani uzatmamak amacıyla onu geçiyorum. Şimdi burada özellikle ihtilaf konusunda, İslam toplumundan ayrılma kim kimi ayırıyor? Hangi İslam toplumu ki bir başkasını İslam toplumun dışında veya o toplumun her an dışına çıkabilecek bir yere tutuyor? Sünni alime baktığımızda mutezilileri, haricileri, bilmem kimleri yani gitti gidecek sınıra tutuyorlar. Şiiler bazılarına göre zaten dışarıda, bazılarına göre ise onlar da harici ve mutezileri gibi ha gitti ha gidecek dinden çıkacak şey, bir derecede tutuyorlar. Hariciler açısından durum aynı, mutezililer açısından durum aynı, bilmem efendim şeyler açısından buyuruyor aynı. Sadece bunlar değil, efendim bu sefer işin içine tasavvuflar geliyor, felsefeciler geliyor, bilmem kimler geliyor ve yani Allah bildiğince bir fırka furyası kopuyor. Peki İslam toplumu peki kimdir? Bu toplumu yani bu toplumun dışı içinde ve tutunda, dışında tutan kriterler nelerdir? Bunun yani bunun İslam toplumunu yani kendisini merkeze alıp diğerini periferiye iten, bir diğerini varoşlara iten yaklaşımın altında tutan bazı nedenler var. O nedenlerin belki de en bariz olanı 73 fırka hadisidir veya hadisleridir. Nedir 73 fırka hadisi veya hadisleri? Genel anlamda pek çok rivayeti olmakla birlikte diyor ki ehli kitap 71-72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan bir tanesi fırka-i naciye kurtuluşa eren fırkadır. Diğeri ise kalan diğer bütün fırkalar ise ateştedir. Peki şimdi bir hadisin gerek mahiyeti metni gerek senedi açısından tahlili herhalde gerekiyor. Bir kere bu hadisi hiçbir lafzıyla yani başından sonuna kadar hiçbir lafzını Bukhari, Müslim ve Nesai rivayet etmemiştir. Tirmizi'nin rivayet ettiği kısımda biri cennettedir, diğeri cennet, diğerleri cehennemdedir kısmı yoktur. Ümmetin parçalanmışla ilgili kısım vardır. Ümmet parçalanacaktır. Ama biri cehennemde, biri cennette, diğerinin hepsi cehenneme gidecektir diye bir tabir yoktur. Dolayısıyla asıl hadis kaynaklarının çoğunda böyle bir rivayet yoktur. Ve var olan rivayetlerin kendisi de hepsi de bu şekilde değildir. Bunları dört başlık altında, dört farklı başlık altında toplamam mümkün. İşte onlardan biri ümmetin sadece kaç fırkaya ayrılacağını belirten rivayetler. İkincisi, bir fırkanın cennete, diğerlerinin cehenneme gideceğini belirten rivayet. Üçüncüsü,
Sadece cennete gidecek olan fırkanın düzeliklerini belirten rivayetler. Dördüncüsü, birisini cehenneme, diğer hepsini cennete gideceğini belirten rivayetler. Şimdi, ehli kitabın parçalanmasını anlamak, yani parçalanmaz şeklini, nedenlerini anlamak mümkün. Neden? Çünkü onlar ferrakû dînehum, dinlerini parçaladılar, kitaplarını tahrif ettiler. Tahrif olan bir kitabın sonucunda 72-73 fırka, 71 fırka ayrılmaları normaldir. Müslümanlarda peki böyle bir durum var mı? Müslümanların kitabı tahrif oldu mu? Olmadı. O zaman Müslümanların 73 fırkaya ayrılmalarını gerektirecek bir durum var mı? Yoktur. Bu hadis her şeyi de sahih kabul edilse bile Allah-u Alem anlaşılması gereken boyutu şudur. Ey ümmetim, bakın Yahudiler böyle parçalandı, siz böyle parçalanmayın. Yahudiler, Hristiyanlar bir deliğe girdi, siz de onların arkasından hemen bir deliğe girme, onları taklit etmeyin, onlara benzemeyin. Ama sanki Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü bir mucizeymiş gibi göstermek, bir mucize olduğunu ortaya çıkarmak için bir yarış halindedirler. Efendim, yani Ruzi Mahşer geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soracak, ey ümmetim ya siz ne yaptınız? Kaç fırkaya, ben 73 demiştim size, kaç tane oldunuz? Ya Resulullah, sen hiç merak etme, biz 73 değil, yolda 73 bin fırka oldu. Sen canın sağ olsun, hiç merak etme. Bunu mu isteyecek bize? O zaman da Peygamber, çok güzel, aferin, çok iyi bir iş becerdin mi diyecek. Hayır, bu nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, aman efendim yapmayın, etmeyin, parçalanmayın. Ümmetukum ümmetin vahide diyor. وَاَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَلْعُونَ اِلَّا رَسَوَيْرُ Sizden bir ümmet bulunsun, hayra çağıran ve birliği savunan. Bu ayetin Ali İmran Suresi'ndeki bu ayetin başında وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Bu kadar üzerinde durulmuş. Kur'an. Bu kadar üzerinde durmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diye? Parçalanma meydana gelmesin diye. Birbirinizle 73'te 73 bin fırkayı tamamlamak için yarışa girersiniz diye değil ki. Bakın, en büyük günah, şirk ondan sonra nedir? Kur'an ve sünnet, tevhid inancından sonra Müslümanların ittifakı ve vahdeti üzerinde durduğu kadar başka hiçbir şey üzerinde durmamıştır, titrememiştir. Vahdetin sağlanabilmesi için, Müslümanlar arasında ihtilafın minimize edilebilmesi için, makul bir derecede tutulabilmesi için nice ayet ve hadisler mevcuttur. Onlar bir tarafa bırakılıyor, onlar görmezden geliniyor. Efendim, tutturmuş 73 tane fırka var, bu 73 tane fırka artık bizim şeyimiz olmuş, can simidimiz olmuş. Peki, 73 fırkayı kabul ettik, o da serseve sefşara. Peki, İslam tarihinde gerçekten 73 fırka mı var? Hayır. Bu mezhepler tarihiyle ilgili eserleri alan alimler ölçüyorlar, biçiyorlar, tartıyorlar, bir türlü 73 fırkanın içine sığdıramıyorlar. Sığamaz ki, çok çok daha fazla. Şu anda Van üzerinde düşünse bile 73'ün üzerinde çok daha fazla Müslüman fırka ve grup vardır. Bırakın bütün İslam alimini ve bırakın asr-ı saadette bugüne bütün İslam tarihini. İşte bunu gerçekleşemeyeceğini düşünen bazı alimler demişler ki hayır, efendim buradaki amaç, rakam semboliktir. Kesret anlamındadır. Çokluk anlamındadır. Yani ümmet çok parçaya ayrılacaktır. Bu biraz daha makul bir düzeydedir. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun hadisin bütün versiyonları senediyle metniyle varsın sahip olsun. Ümmetin parçalandığı, zaten vakıa olarak parçalandığı bir dönemde, büyük küçük olduğu bir dönemde, bu tür hadislerin değil, bu hadislerden çok daha sahip olan, tamamen mütevatir olan Kur'an ayetleri, çok daha sahip olan, birleştirici özelliği taşıyan o söylemi dile getiren hadislerin dile getirilmesi gerekiyor ki, var olan bu farklılıklar, bu parçalanmışlıklar minimize edilebilsin. Aksi takdirde ateşe benzinle gidilmiş olunacaktır.
Ümmet arasındaki farklılıklarla ilgili Eser Üniversitesi'nin eski müdürlerinden biri diyor ki, İslam Müslüman, İslam mezhepler arasında vahdeti istemiyor. Ama birbirine düşecek kadar kavgayı da istemiyor. Makul bir düzeyde tutulması gerekiyor. Ve diyor ki, mezhepler iki nedenden ötürü bir araya gelemez. Bir, ihtimal dahilinde olan naslar. İki, ihtilaf etmeye açık olan akıllar. Bu iki neden hiçbir zaman bitmeyecektir. Allah-u Teala bütün Kur'an ayetlerini muhkem olarak indirmemiştir. İndirmediği için de Müslümanların bunları muhkem yapma şansları yoktur. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin ayetler ve hadisleri ihtilafa açık, pek çok ayet ve hadis vardır. Ve akılların da bir olma imkanı yoktur. Dolayısıyla bu ikisi olduğu sürece İslam aleminde ihtilafın bitmesi düşünülemez. Ama asıl olan ihtilafın ihtilaka tebdil olunmaması, dönüşmemesidir. Herhalde biraz uzattık. Ben nedenlerini ve adablarını maddeler herhalde inşallah bitirmeye çalışacağım. İhtilafı ve ihtilafın nedenleri, İslam'ın kaynakları hakkında yeterli donanma ve bilgiye sahip olmama, yani cehalet. Bid'atları din ve şeriat yerine ikame etme. Üçüncüsü, kişinin kendi kişisel görüşünü Kur'an ve sünnet mesabesinde görme. Dördüncüsü, dine rağmen din uğruna cedel, nida ve düşmanlık. Beşincisi, iktidar, makam, tutkusu, ön plana çıkma sevdası. Mezhepsel, kurumsal ve kavimsel taassuplar, Kürt taklitçilik, İslam düşmanlarını taklit, alim ve ehil olan yöneticilere haksız olarak haklı olmayan bazı gerekçelerle karşı çıkmak, onların aleyhinde propagandalarla bulunmak, muhalif kabul edilen kesimle ilgili yapılan spekülasyonlara kulak kabartmak ve hemen doğruymuş diye kabul etmek. Halbuki ayet ne diyor? İncaekum fasikum bina ve'in fetebeyyenu. Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu araştırın. Gerçek mi değil mi? Ama karşımızda muhalifimiz olan herhangi biriyle ilgili bir söylenti geldiği zaman, bizim hoşumuza giden ama onların aleyhinde olan bir haber geldiği zaman, ha vallahi yakaladık. Artık bu bizden kurtuluşu yok. Bunun iflahını keseriz bu. Bunun montajı budur, kaseti midir, bilmem nesidir. Hep ona yakaladık, artık bu fırsat kaçmaktır. Kardeşim, yapılması gereken nedir? Bir kere araştıracağız. Doğru mu değil mi? Tamam, doğru. Tespit ettik. Peki bu doğruysa, bu doğrunun acaba bir haklılığı yok mu? Onun kendine göre bir mazereti yok mu? Neden bunu yapmıştır? Neden benim aleyhimde konuşmuştur? Şayet benim aleyhimde konuşmuşsa, acaba o konuşulduğu mevzu, benimle ilgili konuştuğu mevzu gerçekten benimle mevcut değil midir? Benim ondan önce benim kendi hatamdan dönme gerekmiyor mu? Bütün bu aşamalar, bütün bu adımlar bir tarafa bırakılıyor. Efendim hemen sanki yani büyük bir fırsat yakalanmış, hazine yakalanmış gibi anında manşetlere taşınıyor. Anında büyük bir feryad-ı figan koparılıp o insanların, o grupların üzerine gidilmeye çalışılıyor. Ve tabi burada dış mihrakların, düşmanların vesairelerin çabaları da zaten göz ardı kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Ve bunun için bakın, yani pek çok basit bir meseleler için içtihadidir, siyasidir, konjüktüreldir, günün şartlarına göre değişebilecek durumlardaki pek çok mesele için nice farzlar, nice vacipler kaçırılmıştır. Nice haramlar işlenmiştir. Ve bu haramların başında en fazla kaçırılan da Müslümanın vahdeti, Müslümanların birliği ve dayanışmasıdır. Şimdi bütün bunlar varken, bunlara karşı Müslümanların adabı ne olmalıdır? Yani bu ihtilaflara karşı nasıl bir adab içinde olmamız gerekiyor? Bir, karşı çıkılırken herhangi bir meselede, bir ihtilafı konuda, o konuda ihlas sahibi olmak, art niyet taşımamak. İkincisi, Müslümanlar arası kardeşlik hukukunu bütün maslahatların üzerinde tutmak. Bakın, namaz, oruç, zekat, hac, sadaka, bayram, cuma, cemaat, cami, bütün bunlar ne içindir? Müslümanların vahdetini sağlamak içindir. Bütün Müslümanların birliğini sağlamak içindir.
Müslümanların vahdetini sağlamaya yönelik olan bu ibadetler şayet muhtevasından çıkarılırsa, içi boşaltılırsa onun bir anlamı yoktur. Onun karşısında durma gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların vahdetinin en büyük sembollerinden olan cami olayında Mescid-i Dirar-ı Tarumar etmiştir. Medine'de kardeşlik hukuku oluşturulmuş bütün Müslümanlar arasında. Yahudilerle insaniyet hukuku oluşturulmuş, insanlık kardeşliği hukuku oluşturulmuş. Bunu parçalamak isteyen bazı münafıklar Kuba Camisi'nin civarında bir mescid inşa ediyorlar. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Kuba'daki gibi temelleri takva üzerine bina edilmiş bir mescid değil. Kur'an'ın tabiriyle zarar vermek, küfre sokmak ve tefrikan beynel müminin, müminlerin arasını parçalamak amacıyla bir cami inşa ettiler. Peygamber Aleyhisselam'a haber geldikten sonra bu ayet vesilesiyle Peygamber Aleyhisselam bazı sahabelerini gönderiyor ve o camiyi tavrıma edip ortadan kaldırıyor. Yani İslam'a darbe vurmak amacıyla İslam kullanılmış. Müslüman'ın en büyük şiarı kullanılmaya başlamış. Buna karşı çıkılması gerekiyor. Üçüncü madde, her kimliğine, uyruğuna, cinsiyetine, yaşına, başına olmaksızın istişarede bulunmak. Dördüncüsü, karşı çıkılan konunun muhalifin kendi kaynaklarında gerçekten var mı yok mu bilmek, acaba bir spekülasyon olamaz mı bunun gerçekten bilinmesi? Adalet ve insafın dışına çıkmamak. Herhangi birisine bir muhalefe bir karşı çıkılsa bile adalet ve insafı asla elden bırakmamak. Ve bunun için mesela ehli yapılan bir şeyde ayet ne diyor? قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنْ بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ. Bizim neslin aramızda eşit olan kelimeye buyurun gelin. Böyle bir üslup. Başka bir kere ayette yine onlarla ilgili وَجَادِلَهُمْ بِلَّتِ هِيَ اَحْسَنْ en güzel şekilde onlarla mücadele edin diyor ayet. İşte üslup budur. Diğer bir maddede kişiye şayet hatası vakıysa, varsa ona hatadan dönebilme şansını tanımak gerekiyor. Çünkü kullu beni adam hatta'un ve kullu hayrul hatta'ine tevvabun. Her insan hata eder, hatalıların en hayırlısı tevbe edenidir. Tevbe saati, tevbe dakikası, saniyesi ölüm anına kadardır. Ölüm anı gelmeyene kadar her insan tevbe edebilir. Müslümanların da bunu kendi kardeşine tanıması gerekiyor. Ve burada Hasan-ı Benna ile ilgili bir olayı ve İbn-i Teymiye ile ilgili bir hadiseyi aktarıp inşallah konuşmama son vereceğim. Hasan-ı Benna bir köye gidiyor. O köyde köylülerin ezanla ilgili ihtilafa düştükleri, neredeyse kavga edeceklerini fark ediyor. Efendim ezan şöyle mi okunmalı, bu böyle mi okunmalı, efendim şu hangi makamla okunmalı, bunun üzerine neredeyse bir nene gidecek. Hasan-ı Benna diyor ki, ya kardeşim bırakın ezan okumayın. Farz mı? Ezan okumak farz değil, iyi sünnettir. İnsin birliğini korumak şey değil midir? Farz değil midir? Farzdır. Bırakın biz bir sünnet için neden farzı terk edelim ki? Neden bir sünnet için harama girelim ki? Bırakın okumayın. Ve bu şekilde o mesele anlıyoruz. Yani buna benzer basit meselelerle ilgili o kadar tufanlar, o kadar yani fitneler koparılıyor ki yani Müslümanlar yani onları bertaraf etse gerçekten neyin üzerinde durulması gerektiğini idrak edebilse de pek çok sorunlarını inşallah hal edebilecekler. Ve herhangi bir muhalif olan kimseye karşı çıkıldığında şu iki durumsuz konusuysa vazgeçilmelidir. Bir, karşı çıkılan konu eğer beraberinde daha büyük bir fitneye doğuracaksa sükut etmek. İkincisi, karşı çıkan kimse karşı çıktığı tarafın kendisine büyük bir zarar verebileceğini, hayati nitelikte bir zarar verebileceğini bilse yine bundan vazgeçmesi gerekiyor. Geçebilir. Bununla ilgili mesela İbn-i Teymiye'nin bir hadisesini anlatarak bitireceğim. Moğolların saldırısıyla Moğollar Şam'a kadar girmişler. Bir gün kendisi ve arkadaşları talebeleri Maşam sokaklarını dolaşırken bazı Moğol askerlerinin sarhoş sarhoş ayağa şarjı dolaştıklarını fark ediyor. Talebeleri hemen muhatap müdahale etmek istiyorlar. Onları neden efendim Müslümanların mahallesinde, Müslümanlar arasında sarhoş sarhoş dolaşıyorsunuz diye. İbn-i Teymiye Rahimallah onları men ediyor, karışmıyor diyor. Neden diyorlar?
Ya diyor şimdi bunların bu halleri ayık hallerinden daha hayırlıdır. Bunlar sarhoş olmadıkları zaman insanların kanlarına giriyorlar. İnsanların hırslarına giriyorlar. Bırakın bu halleri daha hayırlıdır. Sarhoş kalsınlar en azından insanların canı, malı, namusu emanete oluyor. Bu açıdan yani nerede nasıl bir tepkinin gösterileceğini de bilmek gerekiyor. Son dedim, son bir nokta geçmeden geçemeyelim. Bu en son olsun. Kusura bakmayın, sabrınızı zorluyorum. Allah Teala bir ayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle diyor ki ey hitap ettiği kitle müşrik kitledir. Ben veya siz ikimizden biri hak üzerinde değiliz. İkimizden, iki taraftan biri hak üzerinde değildir. Yani bunu kim söylüyor Peygamber? Yani dininden, imanından, Allah'ından hiçbir şüphesi olmuyor. Müşriklerin mutlak manada küfür üzerine, batıl üzerine, haksızlık üzerine olduğunu bilen bir peygamber bunu söylüyor. Neden bunu söylüyor? Ayetti bu. Yani karşı taraftaki kişiye de insan olduğunun farkındalığını öğretmeye çalışıyor. Yani siz de haklı olabilirsiniz. Sizin tarafınızda da haklılıklar olabilir. Yani bakın bu derece bu zarafet, bu incelik, bu mükemmeliyet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mevcuttur. Yani muhalifiyle nasıl bir muamelede bulunacağını bu derece zarif bir dille, zarif bir uslupla dile getiriyor. İşte Müslümanlara düşen de o zarafeti, o inceliği yakalamak, bütün insanlarla özellikle de Müslümanlarla ilgili o zarafeti yakalamaktır. O inceliği yakalamaktır. Bu son verirken yani Allah-u Teala'nın hepimize ihtilaf yerine ittifası, birliği, beraberliği bahşetmesini ve bütün var olan İslam alemindeki parçalanmışlığın en kısa sürede kardeşlikle, ukuvvetle, birliktelikle, ittifakla sonlanmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzattım. Kusura bakmayın. Hakkınızı arayın. Allah razı olsun. Her iki seydamıza, ki biri Mardin'den, biri Bitlis'ten gelmiş, tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi soru faslına geçelim arkadaşlar. Soru sormak istiyorlarsa mikrofonu vereceğiz kendilerine. Bir de ufak bir duyurumuz olacak. Saat 16.30'da dışarıda Mısır'daki gelişmeyle ilgili biliyorsunuz 529 kişinin idam, Müslüman insan idamına karar vermiş. Hala yargılanmalar devam eden 600'e yakın kişi var. Onunla ilgili bir basın açıklamamız olacak 4.30'da. Onu da duyurmuş olayım. Soru faslına geçmeden önce Seyda'nın konuşmasından tercih birkaç hususu paylaşmış olayım. Yani işte ki tebihiye mürur hemu jeher cüdane dengeha jiyane ser cüdahiye fark buyine hatiye avakirin ledici fark u cüdahiye insana yen fiziki civaki ve tahammuli tiştek çavt u be mantıka hake kode has kiriba de insan hemu yek millet yani yek ümmet ve ki hem hava kiriba zaten İslam ne? Hükme ihtilafa dinavdara insana ya dinavdara Müslüman anlayıcı İslam'a yer. Pişti şirki fıtne günahke gerek mazına. Vesikaya Medine'yi dinavdara civar u baveriyen cüdada hukuk ekdana yer. İslam yekbuyuna mezheb ve şerh mabine ne lehev tahammüle cedel nekirini şerh bine. Haberin de derhake yek u duda de ve mirov hişyar bilin. Karasta yan rast nina. De ihtilaf eda adalet u insaf şi şerde. Heke mirov dişe fıtnan mazın cihode rake fila fıtna küçük ra sever mükedin. Evet. Soru sormak